Arkası Yarın. Düşen Uçağın Sırrı 7. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alistair MacLean. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Grönland'da jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilot da ikinci kaptan ölmüş, telsizci komada, hostes ise yaralıdır. Uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı, ünlü bir müzikal oyuncusu, dünyaca ünlü bayan Dansby ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Ancak kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünya arasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada, birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayete kurban gittiği belirlenir. Bu arada uçağa gizlice birisi girer. Doktor ve Jack yakalamak isterse de meçhul şahıs uçaktan atlayarak kaçar. Katiller iki kişidir ve kurtarılan 10 yolcunun arasındadır. Önce herkesin üstünü, daha sonra da valizlerini arayan doktor, cinayette kullanılan tabancaları bulamaz. Kulübede fazla yiyecek olmadığı için kazazedeler traktör ve kıza yerleştirilir ve 5 günlük mesafedeki üstüne doğru yola çıkılır. Yarı yolu tamamladıktan sonra doktor, traktördeki el telsiziyle konuşmaya dener ve birden çağrısına cevap alır. GPX, GPK'yı duyur, tamam. Jack, sen yolcularımızı traktöre götür. Konuşman bitsin geleceğim. Tamam doktor. Hadi yürüyün bakalım. Burada durup da üşümeyin boşuna. Traktörde soba yanıyor. Hadi hadi. Hadi. Yüzbaşı Hillcrest, benim, Dr. Mason. Sesini duymak ne kadar güzel. Şu anda neredesiniz? Sizin kulübedeyiz doktorum. Dünden beri sizinle temasa geçmeye çalışıyordum. Yüzbaşı, ben sizi keşifte sanıyordum. Kulübede işiniz ne? Sizin oraya düşen uçak gözünden geldik dostum. Uçağın sizinle ne ilgisi var anlayamadım yüzbaşı. Durma. Amerikalılar ve İngilizler uçağın bulunması için büyük bir kurtarma harekatına giriştiler. Çeşitli milletlere ait ticaret gemileri bile bu işle görevlendirildi. İnanamıyorum. Amerikan, İngiliz, Fransız ve Kanada balıkçı gemileri Grönland'ın batı kıyısına yaklaşıyordu. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir düzine keşif ve bombardıman uçağı Sondre Strömfjord'dan havalanmış. Amerikan sahil muhafaza filikaları da işin başında. Grönland'daki bütün jeofizik istasyonlarını aramaya katılma emri verilmiş. Biz de onun için apar topar kulübeye döndük. Buradan yakıt alıp tekrar yola çıkacağız. İyi de bu kadar patırtıya ne gerek vardı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve İngiliz Kraliyet ailesinin yarısı o uçakta olsa telaş ancak bu kadar olurdu. Her neyse, sen Aplanlik'i arayıp durumu bildir. Senden sonra orayı arayacağım zaten. Kayıp uçağı bulduğumuzu ve sizin de sahil yolunda bulduğunuzu haber vereceğiz. Bu arada Jones her şeyi anlattı. Katillerle yolculuk ediyor musunuz, öyle mi? Sormam. Bu arada yolculardan biri şeker hastasıymış. Durumu vahim. Her an komaya girebilir. Aplanlik'e insülin getirmelerini de bildirin. Geri dönüp bizimle buluşsanıza. Yakıtımız ve yiyeceğimiz bol. Hem yolcular içindeki iki katili de daha rahat göz altına alabiliriz. Fena fikir değil ama geri döndüğümüz anda katiller harekete geçerler. Yolumuza devam etmek zorundayız. Siz yakıt aldıktan sonra hızla arkamızdan gelin. Anlaşıldı, tamam. Yüzbaşı Hillcrest, Aplanlik'le konuşurken düşen uçağın neden bu kadar mühim olduğunu da öğren. Bu bizim için çok önemli. Anlaşıldı. Bir şeyler öğrenirsem ararım. Hoşça kal. Yüzbaşı ile irtibata geçmem iyi oldu. Bize yetişirse katillerle daha rahat mücadele ederiz. Herkes traktöre bindi mi Jack? Bindi patron. Seni bekliyoruz. Geliyorum. Ne oldu Doktor Mason? Dostlarınızla görüşebildiniz mi? Yani seferde olan heyeti kastediyorum. Evet, görüştüm. Yüzbaşı Hillcrest ötesini berisini toplayıp bizimle buluşmaya geliyor. Sahi mi? Ne kadar sürer gelmeleri? 2-3 gün sürebilir. Hmm. Evet, yola çıkabiliriz artık. Doktor, saatlerde direksiyon başındasınız. İzin verirseniz traktörü biraz ben kullanayım. Nasıl isterseniz. Bir saat sonra da direksiyonu Koratsi'ye verirsiniz. Müzik.
Traktörü sürmekte zorlanıyor musunuz Zagor? Kolay değil. Soğukta çok zor oluyor. Ne oluyor? Motor tekleme yapmaya başladı. Allah kahretsin. Tam da arıza yapacak zamanı buldu. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Kapağı açıp motora bakacağız. Umarım oynak aksamlardan biri kırılmamıştır. Yoksa burada kaldık demektir. Ne oldu doktor? Motor arıza mı yaptı? Evet ama neresinden bilmiyorum Jack. Durun ben bakayım. Yandık. Fena. Sorun ne? Karbüratör buz tutmuş. Ama en kötüsü de radyatör. Radyatöre ne olmuş? Su kaçırıyor. Karbüratörü hallederim de radyatörü ne yapacağız bilmiyorum. Yola çıkarsak motor hararet yapıp hepten yolda kalırız. O zaman biz de radyatörü susuz bırakmamaya çalışırız. Evet, nasıl olsa her taraf kar oldu. Gaz sobasının üstünde karları eritir eritir radyatöre koyarız. Bu bize çok zaman kaybettirecek. Neredeyse her saat başı durup radyatöre su koyacağız. Neyse önce karbüratörü halletmeye bakalım. Bunu nasıl yapacaksınız? Aa bir dakika. Gaz lambalarıyla buzu eritir, çalıştır hale getirebiliriz. O zaman ne kadar gaz lambası varsa hepsini getirecek. Bay Mahler hariç hepimiz buzu eritmeye çalışalım. Ne oldu doktor? Sormayın Margaret. Karbüratör buz tutmuş, radyatör delinmiş. Kasadakiler ne yapıyor? Herkes üşümemek için birbirine sarılmış yatıyor. Şu sosyetik hanım, Dansby'yi görmeyin. Hizmetçisiyle sarmaş dolaş. Kutup böyledir işte. Tıpkı ölüm gibi sınıf farklarını ortadan yok eder. Yalandı değil. Bayan Logart'la Bay Mahler'in durumları nasıl? Her saat biraz daha kötüleşiyorlar. Yüzleri, dudakları mosmor oldu. Ağızlarına bıçak açmıyor. Onlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Keşke olabilse. Her ikisi de o kadar yaşlı ki. En kötüsü de Bay Mahler. Yeteri kadar gıda alamaması onu her an komaya sokabilir. Uplanding'e kadar dayanabilir mi dersiniz? Bilemiyorum. Ama Allah'tan ümit kesilmez Margaret. Her ikisini de size emanet ediyorum. Özellikle Bay Mahler'in ayaklarına bol bol masaj yapmalısınız. Eğer donacak olursa kangren olur ve kesmek zorunda kalırlar. Merak etmeyin doktor. Elim hep onların üzerinde olacak. Şimdi onların yanlarına gidiyorum. Allah'ım bize yardım et. Bir tarafta katiller, diğer tarafta hastalar. Bu işin altından ancak senin yardımınla çıkabiliriz. Ah! Doktor! Doktor kendinize gelin doktor! Başım ne oldu bana Jack? Siz bilmiyor musunuz? Hayır, sanırım biri arkamdan başıma vurdu. Sen vuranı görmedin mi? Hayır, ben o arada traktörü onarmakla meşguldüm. Telsiz nerede? Merak etmeyin yanımda. Başınıza neden vurdular dersiniz? Bilmiyorum. Bir dakika. Sakın tabancamı almak için yapmasınlar. Hayır, tabancam da cebimde. Peki eksik olan bir şey var mı? Hayır, sanmıyorum. Dur, öldürülen albayın cebinden aldığım gazete küpürü yok. Başıma vuran onu almış. Gazete küpürü mü? Ha hatırladım, evet. Ne yazıyordu orada? Bilmiyorum, o sırada alıp cebime koymuştum. Keşke okusaydınız. Niçin çalındığını anlardık. İyi ama başıma vuranlar o küpürü okumadığımı nereden biliyorlar? Okusaydınız belki de katillerin kim olduğunu bulabilirdiniz. Sizden böyle bir tepki göremeyince okumadığınızı anladılar. Ama herkesin içinde sizin başınıza vurmayı göze aldıklarına göre bu onların telaş içinde olduğunu gösteriyor. Keşke okusaydınız doktor. O kağıt parçasını bir daha göreceğimizi hiç sanmam. Her neyse. Traktör yola çıkmaya hazır mı? Hı, hazır. Güzel. Telsizi ver de yüzbaşıyla konuşmaya çalışayım. Umarım irtibata geçebilirsiniz. GFK GFX'i arıyor. GFK GFX'i arıyor, tamam. GFX dinlemede, tamam. Yüzbaşı Hillcrest, ben Doktor Myson. Uplanding'den ne haber? Yeni bilgiler edinebildiniz mi? İki yenilik var doktor. Uplanding üssü, Davis Boğazı'na giren Triton uçak gemisiyle görüşmüş. Düşen uçaktaki yolcu listesinin üzerlerine ulaşmamış. Fakat gazetecilerden öğrenildiğine göre uçaktaki yolcular arasında 3 ünlü isim varmış. Müzikal yıldızı Marie Luga, Birleşik Amerikan senatörlerinden Hoffman Bresler ve Londra'nın tanınmış sosyete kadınlarından Bayan Dansby. Bunlar benim için yeni bir haber değil. Zaten birlikteyiz. Uçağın neden mecburi inişe zorlandığı önemli bizim için. İngiliz Hava Kuvvetleri uçağın neden inmeye zorlandığını söylemek istemiyor. Ama Uplanding üssü uçaktakilerden birinin üzerinde çok gizli tutulan bir şey bulunduğunu tahmin ediyor. Neymiş o? Bunun ne olduğunu bana sorma. Bir mikrofilm veya bir formül olabilir. Bu şeyin ise adı Harrison'da olması akla yakın geliyor. Anlıyorum. Haberlere teşekkür ederim yüzbaşı. Sizden bir ricam var. Yine Uplanding üssünü arayın ve kazanın sebebini öğrenmemizin hayati önem taşıdığını belirtin. Bu arada herhalde traktörünüze yakıt alıp yola çıkmışsınızdır. Bize tahminen ne kadar mesafede olduğunuzu söyleyebilecek misiniz? Biz sizinle yaptığımız son konuşmadan bu yana ancak 32 kilometre ilerleyebildik. Herhalde siz bayağı yol kat etmiş olmalısınız. Ne yazık ki biz ancak 12 kilometre ilerleyebildik. Ne? Doğru mu duydum?
Sadece 12 kilometre mi ilerleyebildiniz? Yanılmıyorsunuz. Kulübeden çalınan şekeri hatırlıyor musunuz? Evet, niye sordunuz? Şeker bulundu. Sevgili dostlarımız hepsini benzinin içine dökmüşler. Bu yüzden şu anda bulunduğumuz yere bulandık kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Hayır, ama öğrenirsem hemen sizi ararım yüzbaşı. Görüşmeyi şimdilik kesiyorum. Hoşça kalın. Görüyorsun ya Jack, karşımızdaki caniler düşündüğümüzden de zeki ve profesyonel. Her türlü tedbiri düşünmüşler. Albay Harrison'ın cebinden aldığım gazete kupürünü çalarak önemli bir delili yok ettiler. Ayrıca yüzbaşının kulübeye dönüp benzin alabileceğini düşünerek içine şeker katıp benzini kullanılamaz hale getirmişler. Amaçları bizimle buluşmasını engellemek. İyi de ne olacak şimdi? Yüzbaşının traktörü hem çok büyük hem de yanında silahlı adamları var. Of, keşke birleşebilseydik. Bizim katilleri yakalamak işten bile değil. Doğru söylüyorsun Jack ama... Şeytan Loki, hepsinin elini ayağına bağla ve yüzbaşının gelmesini bekle. En azından kimse bizi sırtımızdan vuramaz. Olabilir ama yüzbaşının bize ne zaman yetişeceği belli değil. Ayrıca şeker hastası her an şeker komasına girebilir. Sonra yaşlı bayan şarkıcıyı da ihmal edemeyiz. O da sürekli kuvvetten düşüyor. Varacağımız yere bir an önce ulaşamazsak bu ikisinin de öleceği anlamına geliyor. Keşke yüzbaşı benzini bir an önce şekerden arındırmanın bir yolunu bulabilse. Ben o yolu buldum galiba Jack. Benzini şekerden ayırt etmenin yolunu. Evet. Hemen şeker hastasını buraya getir. Bizim bay mahallerimiz. Evet, çabuk ol. Hemen mahalleri buraya telsiz başına getir. Benden ne istiyorsunuz Doktor Mason? Bay Mahler, hatırladığım kadarıyla bana vaktiyle bir benzin şirketinde çalıştığınızı söylemiştiniz değil mi? Evet, bir mobil oil şirketinde çalışmıştım. Orada göreviniz neydi? Kimyagerdim. Niçin sordunuz? Kulübedeyken size keşfe çıkan bir ekipten söz etmiştim. O keşif heyeti yakıt almak için kulübeye dönmüş. Ancak şekeri çalan katiller bunu benzin içine kattığı için yüzbaşının traktörü yolda kalmış. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Durumu telsizle yüzbaşıya söyleyeceğim. Durum çok basit. Yapılacak tek yol benzini yıkasın. Benzin varilleriniz ne kadar benzin alır? 40 litre kadar alır. Yüzbaşıya bunun 8-9 litresini döküp yerine su doldurmasını söyleyin. Bu mayı iyice karıştırdıktan sonra 10 dakika beklesin. Ve üstteki 28 litreyi sifonla başka bir kaba alsın. Bu mayı hemen hemen saf benzindir. Bu kadar kolay ha? Şeker benzinde erimez. Fakat benzine kattığınız su fazla olursa şekeri de beraberine sürükleyerek dibe çöker. Elimde olsa Nobel fizik armağanını size verirdim Bay Mahler. Bana verilecek başka bir öneriniz daha varsa durmayın söyleyin. Evet, bir önerim daha var. Arkadaşınızın benzinin hepsini yıkaması için gerekli suyu karı eriterek elde etmesi uzun sürer. Bizim bulunduğumuz yere yetecek kadar benzin yıkasınlar ve yola çıksınlar. Galiba bizim kızakta lüzumundan fazla yedek yakıtımız var. Bunun bir kısmını yüzbaşı için yolun üzerine bırakalım. Evet, evet. Neden sanki bunu daha önce akıl edemedim? Önerilerinize çok teşekkür ederim Bay Mahler. Jack, Bay Mahler'i traktöre götür ve kendisine içecek bir şeyler ver. Traktörü Koratzi ile boksör nöbetleşe kullansın. Ben senin kızakla yolculuk yapacağım. Tamam doktor. Bay Mahler, benimle gelin. GFK GFX'i arıyor. GFK GFX'i arıyor, tamam. GFX, dinlemeye tamam. Yüzbaşı, ben Doktor Mason. Şimdi size şekeri benzinden nasıl arındıracağınızı söyleyeceğim. Doktor, sence katiller kim? Traktördeki 10 yolcudan 6'sının suçsuz olduğuna eminim Jack. Peki kim bunlar? Hostes. Bir zamanların ünlü müzikal yıldızı Marie, sosyetik güzel dans bile hizmetçisi Helen, senatör Brewster ve şeker hastası Mahlen. Ha, geriye iş adamı Koratzi, boksörle menajeri, bir de rahip kalıyor. Yani sence katiller bu 4 kişiden ikisi mi? Rahibin katil olduğunu sanmıyorum. Yolculuğun başından beri elinden İncil'i düşünmüyor. Dinine bağlı birinin böyle karanlık işlere gireceğini, adam öldüreceğini sanmıyorum. Bu durumda 3 erkek kalıyor. Biri masum, diğer ikisi suçlu. Koratzi'den şüphelenmem için bir sürü neden var. Traktör mütehassısı olmasına rağmen traktörler hakkında pek az bilgisi var. Ayrıca düşen uçağa girdiğimizde ayaktaki tek yolcu oydu. Ben yüzbaşıyla telsizle konuşurken hep yakınımda olmaya çalışıyordum. Yola çıkmadan önce kulübedeki benzini taşımak için o sana yardım etmişti. Böylece geri kalan yakıta şeker katmaya fırsatı olmuştur. Lehinde sayılabilecek tek nokta kulübedeki düşen telsizi yakalamak için sarf ettiği gayret. Peki ya boksörle menajeri? Her ikisinden de şüphelenmem için yeterli nedenler var. Bir kere Zagor uçakta hostese yemeğin kaçta verileceğini sormuştu. Telsizin tahrip edilmesi hadisesinde cihaza en yakın yerdeydi ve bu işi görmek için en müsait durumdaydı. Hepsinden önemlisi bu adamın boksöre benzer bir yanı olmadığı gibi Solly Levin'in de menajere benzer bir hali yok. Yani bu duruma göre sizin gözünüzde üçü de şüpheli, öyle mi? Evet, öyle Jack. Traktör patinaj yapmaya başladı. Evet,
Dağların ortasındaki rampaya geldik. Traktör bu yüzden patinaj yapıyor. Bence bu dağların etrafından gitsek daha iyi olur. Biliyorum o yol daha düzgün ama bize en az bir gün kaybettirir. Oysa rampa ve kasisli olmasına rağmen bu yolun tamamı 16 kilometre. Traktör durdu. Rampayı patinaj yapmadan çıkması için yedek kızaktaki bütün aletleri traktörün kasasına koyarak ağırlaştıralım. Kaymayı önler. Hem öyle yapalım hem de mola verelim. Yaşlı bayan Yıldız'la şeker hastası Yahudi'nin sağlık durumlarına bakmam gerek. Nasılsınız Bay Mahler? Bu şartlar altında ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim doktor. Yaşamak için büyük gayret sarf ediyorum. Biliyorum. Sizin durumunuzda bir başkası olsaydı şimdiye kadar çoktan... Ölürdü değil mi? Yolun büyük bir kısmını tamamladık. Bundan sonrası kısa ama oldukça zor bir yolculuk olacak. Varacağımız yere kadar dayanmalısınız. Orada tedaviniz için gereken insülin hazır olacak. İnşallah doktor. Ya siz nasılsınız Bayan Logard? Siz beni dert etmeyin. Ben daha yaşayacağım. Siz hasta bayla ilgilenin. Sizleri gördükten sonra yaşlanmaktan korkmuyorum. İkiniz de öyle cesur ve dirençlisiniz ki. Doktor! Doktor Mason! Çabuk buraya gelin. Ne var? Ne oldu Bay Koratzi? İyice bir şey oldu. Aşağıya biri yuvarlandı. Çabuk gelin. Hemen geliyorum. Kim düştü? Şu sosyetik kadının Alman hizmetçisi. Ayağı kaymış olacak. Arkadaşınız da onun peşinden aşağı atladı. Jack mi? Benimle gelin. Çekilin, yol açın. Helen'le Jack aşağıda doktor. Gördüm. Buzdan bir köprünün üzerinde duruyorlar. Acaba Helen nasıl düşmüş olabilir aşağıya Bay Koratzi? Bilmiyorum. Sakın biri ya da birileri genç kızı itmiş olmasın. Siz bir şey gördünüz mü Zagor? Hayır. Ya siz Bay Menajer? Hayır, ben de görmedim. Hayır, ben de görmedim. İnanılmaz bir şey. Şurada topu topu bir avuç insansınız ama olan biten hiçbir şeyi fark etmiyorsunuz. Görmüyorsunuz. Hey! Bizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Bir şeyin yok ya Jack. Galiba sol kolum kırıldı doktor. Peki ya Helen, o iyi mi? Her tarafım ağrıyor ama önemli bir şeyim yok doktor. Üzerinde durduğumuz buz pek sağlam değil. Ayaklarımın altında çatırdadığını hissediyorum. Merak etme, kurtaracağız sizi. Aşağı ip sallayarak onları çekemez miyiz doktor? Jack'in kolu kırılmasaydı çekerdik ama bu durumda ipi vücuduna saramaz. Peki nasıl kurtaracaksınız onları? Yedek kızakta uzun bir halat var. Sizler ipi tutarsınız, ben de kendimi ona bağlayıp Jack'le Helen'in yanına inerim. Sonra teker teker bizi yukarı çekersiniz. Düşen Uçağın Sırrı adlı oyunun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.